Elense polisakkarit yapıdaki bir GMC jel içerisinde süspansiyon halinde bulunan polisakkarit polikaprolakton bir dolgu sistemidir. Dolgu maddesinin %30'unu polikaprolakton oluştururken %70'ini GMC jelden oluşmaktadır. Polikaprolaktonun görevi dokuya verildiğinde özellikle fibroblast gibi kolajen üreten hücreleri direkt olarak yorarak kolajen üretiminin artmasını ve eksilen kolajenin yerine konmasını sağlamaktadır. Jel ise etken madde olan polikaprolaktonun uygun form ve şekilde doku içerisinde yayılmasına yardımcı olan bir aracı üründür. Dolgu verildikten yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde jelin tamamı absorbe olarak yok olur ve karbondioksit ve su olarak atılırken polikaprolaktonun da kolajen uyarıcı etkisi birinci aydan itibaren belirginleşir ve 4 ayda maksimum seviyeye ulaşır ve gerekli dolgunluk ve lifting efekti üretilen kolajenlerle sağlanmış olur. Doğada her iki cins arasında yapısal farklılıklar vardır tüm canlılarda ve buna seksüel bimorfizm denir. Seksüel bimorfizmin temelinde esasında her iki cins arasındaki hormonal farklılıklar yatar. Ve bu hormonal farklılıklar anatomik yansımaları oluşur. Ve bu anatomik yansımalardan kaynaklanan bedensel değişiklikler de her iki cinsin doğadaki yaşamsal rolünü belirler. Doğa, insanlar ve diğer canlılar var olduğundan beri dişiye doğurganlık ve üreme görevini vermişken erkek daha çok koruma, avlanma veya savaşma gibi bir görevi üstlenmiştir. Bunun sonrası sonucunda da bayanlarda yani kadınlarda daha çok çekicilik, narin bir vücut yapısına sahip olmak ve karşı cinse beğenilmek gibi bir çekicilik arzulanırken erkeklerde ise güzellik anlayışı veya erkekliğin erkek olmanın anlayışı da diyebiliriz. Daha çok güçlü kas yapısına sahip olmak, iri bir vücuda sahip olmak veya güçlü kemik yapısına sahip olmak gibi maskülen değerler erkekler için önemli olmuştur. Fakat artık günümüzde modern yaşamın getirdiği bir sonuç olarak kadınların ve erkeklerin yaşamdaki rolleri artık iyice iç içe geçmiş olmakta. Ve bunun sonucunda artık modern yaşamda erkekler tabii ki maskülen karakterlerini koruyarak yani tabii ki yine kemikli, yani yine kaslı ve güçlü vücut yapısına sahip olmayı arzu etmenin yanı sıra karşı cinse beğenilebilmek veya sosyal yaşantıda, iş ortamında biraz daha öne çıkabilmek veya özgüvende biraz daha ön plana çıkabilmek adına artık estetik ve güzel görünebilmek ve diğer bir deyimle yakışıklı görünebilmek arzusuna sahipler. Ve bunun sonucunda da artık erkeklerde de medikal estetik uygulamalara karşı bir istek, bir arzu belirmiştir. Yaklaşık 4000 yıllık insanlık tarihi boyunca bayanlar, kadınlar sürekli olarak estetik uygulamaların iç içe yaşamışlardır. Bu ta Kleopatra döneminden beri süregelen bir bilgidir. Fakat erkeklerde bu son dönemlerde modern yaşamla birlikte başlayan estetik talebi bazı çekinceleri de paralelinde getirmekte. Erkekler estetiğe biraz çekinceli yaklaşmaktalar. Bunun araştırmaları da yapılmış. Neden erkekler estetiği istemekle birlikte neden bir çekince, neden bir biraz uzak durmayı da tercih etmektedirler diye. Sonuçta şöyle bir şey fark edilmiş. Erkeklerin yapılan araştırma sonucunda yaşadıkları topluma, yaşadıkları töresel, dinsel herhangi bir toplumsal özellikler sonucunda estetiği isteseler de bu estetik kaygılarının çevre baskılarıyla arttığını görüyoruz. Onun dışında bayanların estetik uygulamalarında bayanlar çok iyi bir bilgi alışverişi içerisindedirler. Bayanlar kendi aralarında estetiği çok güzel konuşur, muhabbetini yapar, birbirine tavsiye eder. İyi yerleri, kötü yerleri, iyi sonuçları, kötü sonuçları çok iyi paylaşırlarken erkekler arasında böyle bir bilgi alışverişinin olmadığı ya da çok çok az olduğunda görülmüştür. Yani erkekler bu bilgilere ulaşabilme konusunda da bir arkadaş, eş, dost desteğine de sahip değiller. Yanı sıra
sosyal medyayı da izleyecek olursak, sosyal medyada medikal estetik veya estetik tedavilere yönelik her türlü bilgi paylaşımı, her türlü reklam, tanıtımın hep bayanlar, güzel bayanlar ve bayanların güzelliği üzerinden yürümesi nedeniyle bu tür uygulamalarda erkeklere yönelik herhangi bir tanıtım ve herhangi bir bilgilendirici bir yayına da rastlanmamakta veya çok az rastlanmakta. Bu da erkeklerin bilgiye ulaşımını, bu alandaki bilgiye ulaşımı, doğru bilgiye ulaşımını kısıtlamakta. Bir diğer faktör ise erkeklere yönelik sektörde de marketing olarak firmaların erkeklere yönelik ürünlerinin çok 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 az olduğunu görüyoruz. Yani erkekler aslında bu sektörden yararlanmak isterlerken kadınlara ait ürünlerden faydalanıyor duygusundan da çok hoşlanmamaktalar. Dolayısıyla erkeğe yönelik ürünlerin de piyasada olması ve artmasıyla erkekler de kendileri için yapılmış, kendilerine yönelik bir ürünü kullanmakta daha rahat olacaklardır. Tüm bunların sonucunda erkeklerin estetiği istemeleri ama mesafeli durduklarını da biliyoruz. Neden? Çünkü erkekler çok önde olmak veya çok feminen görülebilme için kaygılarına da sahipler. Yani dolayısıyla erkek estetiğini yaparken erkeğin maskülen karakterlerini de bilmek, tanımak ve bunu korumak, kollamak da çok önemlidir. Yanı sıra erkekler acıyı da çok fazla tolere edememektedirler. Ve dolayısıyla yapılacak uygulamalarda erkeğin çok iyi bilgilendirilmesi ve yapılacak tedavi hakkında donatılması ve acı konusunda da aydınlatılması gerekiyor. Ve erkekler aynı zamanda uygulama sonrasında çabuk iyileşmeyi isterler. Yani uzun süreli bir iyileşme sürecinde çok fazla tahammül edemiyorlar. Tüm bunlar dikkate alındığında erkeklerin de estetiğe yönelik taleplerin olduğunu, hatta giderek arttığını görebiliriz. Erkeklerin estetikle tanışmaları zaten yeni de değil. Öncelikle ilk aşama saç ekimi ve epilasyon, lazer epilasyonla zaten estetiğe ilk adımı atmış oldu büyük bir grup. Ama daha sonrasında bu büyük bir, geniş bir dünya, geniş bir alan, bu alanda da farklı taleplerinin oluşmaya başladığını görmekteyiz. Fakat erkeğe estetik yaparken erkeğin maskülen karakterlerini ön plana tutmayı bilmek gerekiyor. Eğer erkek bir estetik uygulama sırasında maskülen karakterlerini korunacağını biliyorsa ya da erkeğin yüzünde maskülen karakter oluşturabilecek anatomik yapıların yok olduğunu düşünebiliyorsak, örneğin daha zayıf bir çenesi, çok daha zayıf bir alın yapısı, daha zayıf bir maçık kemiği çıkıntısı varsa, bunun maskülen hale sokulabilmesi için yapılacak bir şeylerin olduğunu da anlatmak önemli. Bu anlamda da kadın ve erkek arasındaki farklılığı da bilmek gerekiyor tabii ki. Öncelikle erkek kafatası hormonal sebeplerden, androjenik nedenlerden dolayı kadına göre daha büyüktür, daha yüksek ve daha geniştir. Onun yanı sıra erkeklerdeki kas yapısı erkeklerdeki androjenik karakterlerden daha güçlüdür. Dolayısıyla erkeklerin mimik kasları ve yüz kasları daha güçlü, daha kalın ve daha hacimlidir. Ve bunun dışında bir başka faktör de erkeklerin cilt altı yağ dokusunun ince olması. Erkeklerin cilt altının yağ dokusunun inceliği, kaslarının hacimliliği ve güçlülüğü ve derilerinin daha kalın, kadınlara göre kalın olması nedeniyle öncelikle erkeklerdeki çizgilenmelerin daha sert, daha derin ve daha güçlü mimiklere bağlı olarak daha derin olduğunu bilmek gerekiyor. Ve erkek yüzündeki çizgiler her zaman kadınlara göre daha güçlü ve derindirler. Dolayısıyla erkek yüzünde bu çizgilerin tamamıyla yok olmasını amaçlamak doğru değildir. Onun dışında tekrar devam edecek olursak, erkek alnından başlayalım. Erkeğin alnı bir bayan alnına göre daha yüksektir ve biraz daha ortada oval bir alındır. Bayanların alnı daha yassı ve geniş bir alına sahip olurlar. Erkek de kaşların üzerine yerleşmiş olduğu orbital ring veya orbital arcus dediğimiz arkın etmoid sinüsün çok genişlemiş, çok hacimli, çok gelişmiş olması nedeniyle daha büyük bir globeller dolgun, öne çıkmış bir globeller, daha büyük, geniş, yüksek bir superior orbital ark vardır ve bu erkekte çıkıntılı bir alın yapısını oluşturur.
ve erkek kaşı düz olarak bu orbital arkın tam da üzerine yerleşmiş durumda ve kalın bir kaş şeklinde yerleşir. Bayanlarda ise bu orbital ark daha zayıf, daha düzdür ve bayan kaşı orbital arkın daha üstünde, yaklaşık 1 cm kadar üstünden dolaşarak uzanır ve bir martı kanadı görüntüsünde bir görünüm elde eder. Ve erkek ve bayanın kaş yapısındaki bu yapı erkeğin maskülen görünmesini veya feminen görünmesini sağlayan uygulamadır ki buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Yanı sıra göz kürelerinin yerleşmiş olduğu orbital çukur erkeklerde, yani fossa orbite daha geniş ve daha köşelidir. Bayanlarda fossa orbite daha küçüktür ve erkek gözü daha içeriye gömük ve daha küçük görünümdedir. Aşağı doğru inecek olursak, erkeklerin orta yüzü bayanlara göre daha basık ve düz yapılıdır. Ama erkek elmacık kemiğinin ve çok dar bir alanda çıkıntılı bir şekilde güçlü durması da maskülen bir karakterdir. Bayanlarda bu karakteri daha çok saç çizgisine doğru 30 ila 45 derece eğimde yukarıya doğru yöneldiğini görürüz ki işte bu Hollywood yanağı falan dediğimiz tabloyu oluşturur. Bu tablo feminen bir yapıdır. Erkekte bu yoktur. Erkekte sadece dar bir alanda güçlü bir çıkıntılı elmacık kemiği yapısı maskülen karakterin belirleyen unsurlardandır. Diğer taraftan erkeklerin burun yapısı bayanlara göre daha iri, daha hacimli ve daha büyüktür. Ve burun delikleri de aynı şekilde daha geniştir. Bunun doğadaki ana sebebi ise, insanda ana sebebi ise erkek bedeninin daha çok oksijene ihtiyacı olmasından dolayı oksijen alışverişinin daha rahat olması açısından olması zorunlu olan bir bulgudur. Aşağı doğru ineceksek maskülen görüntüyü sağlayan en önemli faktör erkekte çenedir. Yani erkek çenesi maskülenitenin belki de olmazsa olmasıdır. Şimdi bir bayan çenesinde çene dar alanda sivri bir çene yüz ovalını oluştururken bu bir feminen bir görüntünün parçası olarak oluşurken erkekte daha köşeli, daha geniş ve daha hacimli, güçlü bir çeneyi arzu ederiz. Bu maskülenitenin en önemli kriterlerinden biridir. Onun yanı sıra yine mandibül kollarının daha güçlü ve keskin olması ve mandibül köşesinin erkekte açılı, daha açılı bir hal alması, açılı olması maskülinite bulgusudur. Eğer bir erkekte böyle bir şey yoksa açılı bir çene yapmaya, köşeli güçlü bir çene oluşturmaya çabalarız ki bu da maskülen görüntüyü elde etmek içindir. Bayanlarda ise bayan yüzü daha oval olduğu için mandibüle daha oval bir çizgiyle seyreder. Ve buna da işte çeşitli isimler veriliyor biliyorsunuz. İşte Nefertiti boynu vesaire gibi. Bu bir bayan feminen çeneyken daha köşeli, güçlü bir çene, maskülen bir çeneyi oluşturmaktadır. Şimdi biz hastamızda irdeleyecek olursak, hastamızın yapısında yani erkek estetiğinin maskülen kriterleri konusunda ne yapabiliriz diye hastamızı analize edecek olursak, şimdi hastamızda görüldüğü kadarıyla çene problemi daha ön planda. Yani küçük, biraz geriye retrograd, mikrogranitik bir yapısı var. Mandibül kollarının, ramus mandibülaların kısa olduğu ve arka tarafta mandibül köşesinde de biraz eksilme, zafiyetin olduğunu, kemik zafiyetin olduğunu görüyoruz. Yanı sıra midface'de de elmacık kemiğinde bu maskülen görüntüyü verecek hafif bir çıkıntının da kemikli bir yapının oluşmasının da bu maskülen görüntüyü pekiştireceğini düşünüyorum. Bu bağlamda zaten konumuz çene ve cowl dolgusu. Öncelikle çene ve cowl dolgusu ve birazcık da orta yüzdeki kemiksi yapıyı destekleyerek tedavimizi sonlandırmış olacağız. Elanse tedavisinde bir miktar elanseyi lidokainle sulandırmamız gerekiyor. Bu biraz ağrıyı azaltmak amacıyla yaptığımız bir şey. Eğer amacımız dolgu veya lifting uygulaması yapmak ise biz elanse dolgusunu yaklaşık 0,2 mililitre civarında bir lidokain solüsyonuyla sulandırıyoruz.
ve 0.2'lik bir lidokaini bir konnektör, elasenin içinden çıkan bir konnektör aracılığıyla mix ediyoruz. Çok basit bir şekilde. Bu mix işlemini biraz tabii bu mix işleminde bir böyle 15-20 kez gidip gelmek gerekiyor. Çünkü homojen bir karışım elde etmek için. Ve 0.2 oranında lidokain eklediğimiz elansele şu anda 1.2-1.3 miktarda bir elanse dolgusu elde etmiş oluyoruz. Ve bu elanse dolgusuyla biz herhangi bir hacim elde etmek amacıyla veya lifting amacıyla dolgu olarak kullanabiliyoruz. Eğer amacımız dolgu değil de bir biyo canlandırma, bir biyo revitalizasyon ise o takdirde biz elanseyi biraz daha farklı sulandırıyoruz. Bu sefer yine 0.2 ya da 0.3 gibi miktarda bir lidokaini yine çekiyoruz. Daha sonra geri kalan miktarı yaklaşık tercihe göre yarım cc ya da 1 cc'ye tamamlayarak biraz daha dülye bir ürün elde etmiş oluyoruz. Buradaki amacımız da bir dolgu efekti değil, daha çok bir biyorevitalizasyon yapmakla ilgilidir. Bunu da yine bir konnektör aracıyla elanseyi karşılıklı mix ederek biraz daha diliye bir biyorevitalizasyon ürünü elde etmiş oluyoruz. Ve bu sayede de çok ciddi bir biyo canlandırma sağlanıyor. Hastamızda küçük bir çene yapısı var. Bu çene yapısı hastamızın yüz yüksekliğini azaltmakta. Bu oval bir yüz yapısını sağlamakta ve buna bağlı olarak da maskuliniteyi bozmakta, maskülen görünümü bozmakta. Biz burada eksik olan bazı yumuşak doku oluşumlarını destekleyerek bir maskülen çene ve maskülen bir jaw ve maskülen bir görünüm sağlayacak bir mandibül köşesi oluşturmaya çalışacağız. Bir erkekte demin de bahsettiğim gibi ağız kenarlarından aşağı çizdiğimiz bir dikey çizgi kadar genişleyecek bir çene ihtiyacımız var. Bu anlamda öncelikle derin bir uygulamayla çenenin biraz genişlemesini isteyeceğim. Buralarda elansede kemik üstü bolus uygulama yapacağım. Fakat elanse kemik üstü bolus uygulamalarında, daha doğrusu tüm elanse uygulamalarının bolus yapıldığı durumlarda lütfen 0-1'den fazlasını yapmayın. Yani bu işlemde 0-1'in üstünde bir uygulamaya bolusa gereklilik yok. Hyaluronik asitlerde olduğu gibi 0-3, 0-4, 0-5 gibi uygulamalara, yani bir hacim görmeye gerek yok. İğneyi alayım. Dolayısıyla buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi ben 0-1 bolus uygulamalarla bir çene hacmi oluşturup daha sonra da sandviç tekniği uygulayarak, yani intra yumuşak doku olarak derin dermal olarak kanülayla çenemi şekillendireceğim. Sonra jowl hattına doğru geçeceğim. Şimdi bolus uygulamaları için iğnemi alıyorum. Çok acıyan bir uygulama değil. Çünkü içinde zaten lidokainini koyduk. Kemiğe dokunduruyorum. Her uygulamada olduğu gibi retrograd enjeksiyonumu yapıyorum. Ve emin olduktan sonra yaklaşık 0,1 oranında bir bolus ürünü kemik üzerinde koyuyorum. Çok ağrıyan, sızlayan bir uygulama değildir. Hastayı çok rahatsız etmez. Aynısını simetrik noktadan yapıyorum. Yine kemiğe dayadım. Yine aspire ettim. Ve yine 0-1 gibi bir bolusu enjekte ettim. Şimdi bir yana kayıyorum.
Çünkü çeneyi genişleteceğim. Yine bolus uygulamalarıma devam ediyorum. Yine kemik üzerindeyim. Yine aspire ediyorum. Yine 0,1. Tüm bolus uygulamalar her noktada 0,1'i geçmeyecek. Çünkü burada amaç kolajeni stimüle ederek kolajeni oluşturmaktır. Yani hyaluronik asitte olduğu gibi orada bir hacmi hissetmek gerekmiyor. O zaman içerisinde oluşacak bir şey. Karşı tarafa yapıyorum. Yine aspire ediyorum. Yine 0,1'lik bir aspirasyondan sonra şey yapıyorum. Karşıdan bakıyorum. Çeneyi aşağı doğru kemik üstünden gerekli uygulamamı yaptım. Şimdi çeneyi öne doğru da protezi, erkek çenesi öne doğru da çıkarmak, şişirmek gerekiyor. Aynı işlemi yine buradan yapıyorum. Peros üzerine aspire ediyorum. Diğer iğneyi hazırlayalım. Bunu da buradan verdik. İğnemi alayım. Diğer yarısını. Gördüğünüz gibi çenenin ortasından iki yanda sağlı soldu 0,1 verdim. Yaklaşık yarım santimden biraz öteye çıkarak yanlara açılarak yine 0,0,1 verdim. Biraz üste çıkarak 0,1 verip kemik üstü uygulamamı tamamlamış olacağım. Ondan sonraki uygulamam kanül uygulamasına geçti. Tamam. Yine kemik üstündeyim. Kemiğe dokunduğumu hissedeceksin. Yine bir 0,1. Enjeksiyonumuzu yaptık. Kanül ver şimdi. Kanül takı ver. Evet. Uygulamamızın ilk aşamasını bitirmiş olduk. Yani bolus olarak her noktaya 0,1 vererek yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktadan yani 0,6'lık bir enanse kemik üstüne koymuş olduk. Şimdi artık diğer uygulamaya geçiyoruz. Küçük bir ağrı varsa enjeksiyonu yapayım. Daha önceden küçük anestezilerimizi yapmıştık. O yüzden ister rahat. Evet. Burada da derin dermis sukutan arama geçtik. Kanül burada çok rahatlıkla ilerler. Hiçbir engele karşılaşmaz. Artık burada sol elimizin parmak ucuyla verdiğimiz ürünü ve kanülün ucunun nerede olduğunu kontrol ederek yavaş yavaş ürünümüzü vererek, şekillendirerek retrograd enjeksiyonumuzu yapaya da geri geliyoruz. Burada ama çenemizi büyütmek. Burada submental yani labiomental çukur. Labiomental çukurun erkeklerde 0,6 kadınlarda 0,4 gibi bir derinlikte olması tercih edilir. Hafif derin bir labiomental çukur erkekler için çenenin öne doğru çıkık olmasından dolayı normal kabul edilir. Ve o da maskülenitenin özelliklerinden biri olarak düşünülür. Şimdi burada bir kanülayla yaklaşık 0,5 enanseyi derin dermis alanına yerleştirdim. İyi misin? Bir sıkıntın yok değil mi? Yavaş yavaş artırmaya çalışıyoruz. Jowl hattında şimdi diğer tarafa geçmeden önce jowl çökmesi dediğimiz alan pre-jowl sulcusla post-jowl sulcusun arasındaki alanın fix bir alan değildir ve yüz bu noktadan aşağı düşer ve buna jowl deriz biz. Ve burada dişini sık
dişini sıktırdığınız arsanın maseter kasının hemen önünde fasiyel arterin yüze giriş kısmı vardır. Ve burada kemik üzerinden geçer fasiyel arter ve katlantılar yaparak özel yaklaşık ağız kenarının 1,5 santim dışından angulusa doğru gider ve aperturadan angular arter oluşturarak ilerler. Dolayısıyla bu bölgedeki enjeksiyonlarda gözetilmesi gereken bir durumdur. Arter derinden gittiği için bu bölgede yüzeyen yapılacak enjeksiyonların artere bir zararı yok. Zaten bu jaw hattını da ağırlaştırmamak adına hiçbir şekilde enjeksiyon yapmıyoruz. Daha çok pre-jaw sürküsün ön tarafından çeneye doğru enjeksiyonlar ve tam tersine de post-jaw sürküsten de angulus mandibularis ve yukarıya doğru enjeksiyonlarla çenenin gerginleşmesini oluşmasını sağlıyoruz. Çenenin augmentasyonunu tamamladık. Yani çeneyi genişlettik, biraz öne doğru protüze ettik, biraz çeneye hacim kazandırıp büyüttük. Bunun için ne yaptık? Önce periost üzerine yani kemik üzerine demir dolguları koyduk. Daha sonra kanüla ile jaw'un pre-jaw sulkusunun hemen önünden girerek çenenin alt konturunu oluşturduk ve bu bölgede derin dermal veya subkutan alandaki yağ dokusu içerisinde de ilerleyerek bir anlamda sandviç tekniğini kullanarak yüzeyden elanselerimizi yayarak çene augmentasyonu tamamlamış olduk. Aynı şeyi karşı taraftan da yaptık. Şimdi mandibül hattını tekrardan ele alacak olursak, şimdi çenenin köşesini yani angulus mandibularis biraz destekleyeceğim ve alt çene konturunu jaw hattının oturunu oluşturarak bu uygulamamı sonlandırmış olacağım. Aynı işlemi karşı taraftan da yapacağım. Küçücük bir postural arayan arkasından küçük bir giriş noktasından giriyorum. Bu bölge rahat bir bölgedir. Neden rahat bir bölgedir? Çünkü bu bölgede bizi rahatsız edecek hiçbir damar sinir paketi yoktur. Burada derinde çalışabiliriz, yüzeyde çalışabiliriz. Şimdi benim buradan tercihim biraz mandibül hattı da oluşturabilmek adına giriş noktamı bulayım. Evet. Adına mandibül hattından paralel, kemiğe paralel kanülamla ilerleyip angulus mandibularis'e kadar ilerliyorum. Yani şu noktadayım. Burada şimdi çenemi hacimlendirmek için gerek yüzeyel, gerek biraz kanülale derine inerek dolgu verme işlemini yapıyorum. Amacım bir mandibül köşesi, keskin bir mandibül köşesi yaratmak. Çünkü hep bahsettiğimiz gibi erkek çenesinin açılı olması ve keskin kenara sahip olması ve erkek çene kollarının da geniş olması gerekiyor. Bu bizim maskülen bir işlem yapmamız için gerekli bir şey. Eğer böyle bir yapı yoksa erkekte bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer böyle bir yapıyız sahipse de yaptığımız işlemlerde bu yapıyı koruyoruz. Yani bu yapının bozulmamasına çalışıyoruz. Çünkü erkek için, erkek yüzü için önemli bir unsurdur bu. Şimdi bakıyorum biçimi ne kadar oluşturabildim diye. Evet, daha gidebilirim. Tabii bu kademeli de bir tedavi yapılabilir. Yani ne demek istiyorum? Belli bir süre sonra elense biliyorsunuz 4 ayda sonuç veren bir ürün. Yaklaşık 4-6 ay sonra hastanın ihtiyacı yeniden belirlenerek üzerine yeni ekleme de yapılabilir. Hani ilk seferinde çok abartılı bir uygulama yapmamış olmak için veya biraz hastanın şartlarına, sosyoekonomik şartlarına da uymuş olmak için. Şimdi hastanın çene hattını oluşturdum. Çeneyi buraya göre daha keskin hale getirmeye çalıştım. Aynı işlemi karşı taraftan da yaparak bir oturtup son haline bakacağız. Yüzün diğer tarafında, mandibülanın diğer tarafına geçiyoruz. Önce derin enjeksiyonumuzu diğer tarafta olduğu gibi yapacağız. Kemik üzerine, angulus mandibularis üzerine 0,1 bolus enjeksiyon veriyoruz. Angulus hacimlendirmek için. Kanüleyi ver. Gelmek için.
Şimdi de yüzeyel enjeksiyonumuzu yapacağız. Mandibülayı yine yüzeyden kemiğe yayarak angulusa kadar ilerledim. Kemik üstüne verdiğim yerin üzerine yine retrograd mandibül alt konturunu parmağımla destekleyerek mandibül konturunu keskinleştirmek, köşesini oluşturmak için çoğulatta enjeksiyonumu yapıyorum. Hep yavaş. Elense'de kural hep yavaş ve az. Yavaş ve az çünkü elense hyaluronik asit değil, hyaluronik asitten çok daha az miktarlarda etkili ve hyaluronik asit kadar çok yoğun kullanılması gerekmeyen bir ürün. Çünkü kolajenini oluşturarak vücudun etkin sonuçlarımızı zaman içerisinde çıktığını göreceğiz. Evet, bir enjektörümü de yine mandibül köşesini ve jaw'un alt tarafını desteklemek için kullanıp burada bir mandibüler köşe, keskin bir köşe oluşturmaya gayret ediyorum. İşlemin bitti. Masajımı yapıyorum. Bu kısımda da iyi bir enjeksiyon işlemi yaptık. Şimdi iğneyle mandibül köşesini de bitirdim. Çenemi oluşturdum. Bir 4 ay sonra net sonucumu göreceğim. Tabii çok küçük çenelerde bazen eklemeler 4-5 ay sonra yapmak gerekiyor. İğne enjeksiyonunu alayım. Şimdi biraz da zigomatik kemik belirginliğini artırmak için işlem yapacağım. Burada bayanlarda olduğu gibi çok laterale kaymıyoruz ve yukarıya doğru çıkmıyoruz. Çünkü o bayansı bir görünüm yapıyor. Biz daha çok zigoma kemiğinin tam tepe noktasının üzerine bolus tarzında şöyle bir 0-1 bolusumuzu koyuyoruz. Aynı işlemi karşı taraftan da yine şu tarafına, yine tam zigomanın tepe noktasındayız ve yine 0-1 borusumuzu da buraya koyuyoruz. Buradaki amaç zigomatik bonun, zigomatik kemiğin belirgin hale gelmesini sağlamak ve bu halimizle işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi hastamızı oturtabilirsek bir bakarız ve bitiriyoruz. Oturtuyorum. Hastanın iyisin değil mi? İyiyim. Ne yaptık? Çene augmentasyonu yaptık. Bir çene konturu yapmaya çalıştık. Çünkü çok küçük bir çenemiz vardı. Ve bu çeneyi desteklemek için önce kemik üstü enjeksiyonlarda boluslar koyduk. 0,1'i hiç açmadık. 6 tane noktaya koyup çeneyi genişletmek ve öne çıkarmaya çalıştık. Daha sonra kanila ile pre-jaw sulcus'tan girerek destekledik. Ve diğer taraftan da post-jaw sulcus'tan da mandibül köşesini biraz keskinleştirmek, biraz belirginleştirmek için hem yüzeyel enjeksiyon hem de 0-1 gibi bir bolusla da kemik üstü enjeksiyon yaparak uygulamamızı tamamladık. Çok az bir ürünümüz arttığı için de zigomatik bon üzerinde 0-1-0-1 zigomatik bonu belirginleştirmek için bir kemik üstü enjeksiyon yaparak uygulamamızı sonlandırmış olduk.